Arkadaşlar birçoğunuz Martı Tak aplikasyonu ile alakalı düşüncelerimi sürekli bana soruyorsunuz. Canlı yayınlarda soruyorsunuz, mesaj atıyorsunuz, e-posta atan da var. Artık en sonunda bu konuyu dile getirmek zorunda kaldım. Martı Tak aplikasyonuna marka olarak destek vermiyorum. Ancak Martı Tak aplikasyonu taksi sisteminin karşısında bulmuş oldukları ekonomik özgürlüklerin verdiği güçlü irade ile dimdik duruyor. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum ki kesinlikle şu anki videoyu izlediğiniz zaman da anlayacaksınız. Kesinlikle ve kesinlikle. Reklam değil. Arkadaşlar, taksi sisteminde o kadar çok bozuk bir düzen var ki bundan hem halk hem de sürücü olarak bizler mağduruz. Bu arada bahsetmiş olduğum konu sadece ve sadece İstanbul taksileri için geçerlidir. Çünkü diğer şehirlerde her ne kadar anlatmış olduğum sistemde taksiler ve taksiciler çalışıyor olsa da onlarda oturmuş bir düzen ve ahlak var. Fakat bizim taksici meslektaşlarımızın hem kendi içerisinde birbirlerine saygısı yok hem de oturmuş bir sistemleri yok. Maalesef sistem onları, halkı mağdur etmeye itiyor. Şimdi bir taksici normalde şoför olarak söyleyeyim. Bir şoför normalde 8 saat çalışması gerekirken ne 12 saat ne 24 saat ne 48 saat. Hatta ben çok iyi biliyorum ki 7 yıl 8 yıl boyunca her gün 24 saat yani sabah 8 gece 12 bir çalışan insanlar var. Belki daha uzun süreli çalışanlar da vardır. Öyle ki bu kadar yoğun bir iş temposunda çalışan insanların da hem sabıkası oluyor hem de çok yüksek miktarlarda borçları oluyor. Çünkü hiçbir şekilde düzenleri yok. Düzeni olmayan bu sistemin içerisinde çalışan taksi meslektaşlarım nedendir bilmiyorum ama bu işi duygusallaştırıp Martı Tak aplikasyonuna karşı çıkıyorlar. Aslında karşı çıkanların tamamıyla plaka sahibi ve bu işin içinden rant sağlayanlar olduğunu bilmenizi şahsen istiyorum. Fakat benim gibi şoför olanların taksi sisteminin karşısında dik bir duruş sergileyen Tak olur, Zart olur, Zurt olur, Uber olur veya başka bir marka olur. Destek vermeleri gerekiyor. Çünkü senin bulunmuş olduğun sisteme karşı rakip bir sistem çıktığı zaman senin elin güçlenecek. Mesela şu an size çok basit bir örnek vereyim. Bir şoför kartı o kadar çok basit çıkıyor ki 4 günde 5 günde şoför kartı alıyorsun. Ve şoför kartını belediye sana temin ediyor. 5 günde şoför kartı alındığı zaman bu arabanın üzerinde oturacak olan şoförün bulunmamasının imkanı yok. Ben çıkarsam başkası girer. Başkası giderse öteki girer. Öteki giderse birisi girer. Ve sistem sürücüyü o kadar çok kullanıyor ki sisteme yeni giren şoförler bunun farkında olmadığı için kendileri de kullanılıyor. Aslında sanıyorlar ki biz günlük para kazanıyoruz. İyi para kazanıyoruz. Ancak çalışma saatlerini ve sosyal aktivitelerini düşündüğün zaman hatta başka bir iş yeriyle kıyasladığın zaman senin sigortan bile doğru düzgün yatmıyor kardeşim. 30 gün üzerinden sigorta ödeyen insanların sayısı çok azdır. Yıllık izin kullanan taksi meslektaşlarım çok azdır. Emekli olduğu zaman tazminat hakkı alan yoktur diyebilirim yani. Ailesiyle doğru düzgün vakit geçirebilen yoktur. Hayati olarak kendini güvence altında hisseden bir şoför yoktur. Sabah evden çıktığı zaman akşam evime gelebilecek miyim diye düşünen şoför sayısı çoktur. Çok fazla kişi düşünür bunu. Televizyonlarda gördüğü zaman acaba bu olay bir gün benim de başıma gelir mi diyen şoför sayısı çoktur. Ben bu bozuk sistemin karşısında mücadele veremesem de taksi sisteminin karşısında duran her sisteme destek veriyorum. Varsın benim meslektaşlarım beni kötülesinler desinler ki sen bu mesleğe ihanet ediyorsun. Şunu da söyleyeyim, çoğunuzu cebimden çıkartırım. Bazıları suya buğ derken ben burada direksiyon sallıyordum. Maalesef ben de çok fazla ezildim. Çok fazla arabanın içerisinde uyuduğum zamanlar oldu. Ben 13 yıldır taksicilik yapıyorum. Benden daha tecrübeli elbet vardır. Fakat ben burada aklımı kullanıyorum ve Tak firması olmaz başka bir firma olur. Kendimce düzelmesi için destek verdiğimi açıklıyorum. Fakat Martı Tak aplikasyonunun başındaki şahsı da sevmiyorum abi. Tak firması olarak kendisine marka olarak destek vermiyorum fakat sistem olarak destek veriyorum. Keşke bu Martı Tak aplikasyonunu devlet çıkarsaydı ya da başka bir olanakla bu sistem kurulsaydı ben ona yine destek verirdim. Uber geldiğinde ben Uber'e de destek vermiştim. Çünkü öyle bir durum var ki biz gerçekten sistemin kurbanı oluyoruz ve halka da bunu mal ediyoruz. İnanın bana taksi ile alakalı yapılan yolsuzlukları anlatsam burada zaman yetmez. Anlattıkça anlatırım. Bitmez yani. Fakat çok gariptir ki kimse buna el atmıyor abi. Yani neden anlamıyorum. Belediye bunu çözse çözer. Çözecek o kadar çok fazla kurum var ki. Eğer ki bir yerde bir sorun varsa sistem gelmesi lazım değil mi? Bu sistem ne olabilir? Yolcu mu seçiyorlar? Arabanda kamera var niye takip etmiyorsun? Efendime söyleyeyim arabana bir düzene koyarsın arabalara. İnsanlar arabaya bindikleri zaman kimlikler çipli artık.
çipi okutur, taksimetreyi kendisi açar. Kapatmak istedikleri zaman yine çipi okutur, taksimetreyi kendileri kapatır. Taksimetrenin nereden nereye gittiği zaman kaç para yazdığını sen sistemden görürsün belediye olarak. Aynı zamanda sen bunu emniyetle paylaştığın zaman aranan şahısların da taksi üzerinde yakalanmaması imkansız. Böylelikle hem taksiler huzur içerisinde olur hem de emniyete müthiş bir veri akışı olur. Bunu ben bir taksici olarak düşünüyorsam bunu 50 bin tane adam düşünür. Ama neden yapmıyorlar bilmiyorum. Bazıları gerçekten bu iş sektör üzerinde o kadar çok paralar kazanıyor ki anlatamam. Teknoloji değerindeyiz. Taksimetrenin açıldığı yerden kapandığı yere kadar ne kadar kaç kilometre gidildiğini sen görürsün. Hangi saatte gidildiğini görürsün. Çok ciddi rakamlar değil yani bunlar. Peki MartıTak aplikasyonuna neden destek vermeme rağmen sevmiyorum, ondan bahsedeyim. MartıTak firmasının başındaki şahıs diyor ki biz resmiyiz. Tweetler paylaşmışlar, konuşmaları var vesaire vesaire. Şu an MartıTak aplikasyonun resmi olması için UKOME'de bir takım görüşmeler yapılıyor. Ve bu görüşmeler içerisinde paylaşımlı yolculuk kanunun geçmesini istediğini söylüyor. Uzun zamandır UKOME'ye gitti, bir türlü içeri giremiyordu. En sonunda kendisini içeri aldırmayı ve derdini anlatmayı başardı. Şu an UKOME bunu yukarıyla yani devletin yetkili kurumlarıyla görüşecek. Geri dönüşüne göre bu durumu kanunlaştıralım mı, kanunlaştırmayalım mı kendi meclisine, İstanbul Belediyesi'ne soracak. Her ne zaman resmi olarak evet paylaşımlı yolculuk vardır denirse o zaman ben devletin ağzından çıkan sözle MartıTak firmasının resmi olarak taşımacılık yapabileceğini anlarım. Fakat başındaki zat diyor ki biz resmiyiz. Sürücüleri kendi tarafına çekiyor. Vatandaşları kendi tarafına çekiyor. Tamam ama insanlar mağdur oluyor. Trafik polisi çevirdiği zaman ceza kesiyor. Bugün TAK aplikasyonu firma olarak, aplikasyon olarak ülkede resmi olarak barınıyorlar. Barınabilir çünkü vatandaşımız yani bizim. Fakat somut olarak trafikte yolcu taşımacılığı yaptırdıkları için aslında bir anlamda suç teşkil ediyorlar. Belki burada azmettiricilik bile olabilir yani. Ben şimdi bir avukat değilim ama korsan taşımacılık yapmaktan şoförler, sürücüler 2 ay arabalarını bağlatıyorlar ve yedemin parasıyla beraber yazılan cezayı toparlarsan eğer toplamda 40-45 bin lirayı buluyor. Hatta bu ceza yazıldıktan sonra bir de vergi falan çıkacakmış falan filan. Şuna da kanmayın. Biz vergi dairesine gidip vergi açtıracağız diye bir yazı çıktı. Arkadaşlar vergi dairesi geri dönmüş. Verginizi bu şekilde ödeyebilirsiniz diye. Zat-ı muhterem kişi demiş ki biz kazanç elde ediyoruz. Bu kazancımızı nasıl vergilendirebiliriz? Vergi dairesi der mi sana kardeşim kazandığın paranın vergisini verme diye? Usule uygun mu kazanıyorsun? Usule uygun mu kazanmıyor musun? Vergi dairesi burada bir özelge hazırlaması gerekiyor ve bunu da kendi aralarında görüşmüşler, toplanmışlar. Özelgeyi hazırlayıp nasıl vergilendireceklerini anlatmışlar. Peki vergini ödüyor olman trafik kurallarına göre senin resmi olduğun anlamına geliyor mu? Tabii ki hayır. Senin şehrinde paylaşımlı yolculuk henüz yok. Ancak ileride bir gün paylaşımlı yolculuk gerçekten olursa öyle zannediyorum ki sadece TAK aplikasyonu değil şu an korsan taksi duraklarından korsan yolcu alanlar bile bu işten nem alabilir. Der ki ben kardeşim paylaşımlı yolculuk yapıyorum. Zaten böyle bir kanun var. Ben de bundan hakkımı alıyorum. Ki öyle bir şey olursa kimse kimsenin babasının oğlu değil. Bak arabam var benim de. Ben de yaparım aynısını. Eğer olay oralara giderse hiç gözünün yaşına bakmam. Ben de bir çelme atarım abi. Çünkü ben takside 13 yıldır çalışırken belediye beni çağırdığında dedi ki senin arabanda dedi kamera bulundurman yasak. Bak İzmir'deki adam öldü. Eğer arabasında kamera olmasaydı o zaman ne halt edecekti? Nasıl bulacaktınız o katili? Bana diyor ki belediyenin yetkilisi bizim diyor kendi kameralarımız var arabaların içerisinde. Zamanında Beşiktaş iskelesinde polisler tarafından darp edildim. Mahkemeyi kazandım. Ve dedim ki arabanın içerisindeki kamerayı dandım bendim kesinlikle kazanırım. İfade verdiğim karakolda polise dedim arabanın içerisindeki kameranın görüntülerini alın benim haklı olduğumu göreceksiniz. Direkt yazmışlar belediye. Demişler ki araç içerisindeki kamera kayıtlarını gönderin. Peki belediyenin cevabı ne? Arabanın içerisindeki kamera çalışmıyor. Senin arabanın içerisindeki kameranın çalışıp çalışmadığını sen kontrol edeceksin. Benim öyle kontrol edebilecek bir mekanizmam yok. Eğer sen bunun kontrolünü sağlamama izin vermiyorsan o zaman ben araç içerisinde güvenlik kamerası bulundurduğunda bunun için bana cezayı yaptırım uygulayamazsın. Ancak maalesef kendi işlerinde bir kanun çıkarmışlar. Bırakın araç içerisinde kamera bulundurmayı. Arabanın içerisinde GPS bulunduramıyorsun. Arabanın konumunu takip edemiyorsun. Elektronik cihaz bile bulunduramıyorsun. Mesela tablet bile olamaz. Belediye gerçekten taksiciliği yönetemediği için sınıfta kaldı. Bu sebepten dolayı da insanlar da halk da mağdur oluyor. Konuşulacak o kadar çok fazla konu var ki. Ama artık çok fazla uzun sürdü.
Kendinize bakın. Ben taksi üzerinde videolar çekmeye devam edeceğim. Aynı zamanda başka formatlar da başlattım. Beni de takip etmeyi isterseniz aşağıdaki abone ol butonundan beni takip edebilirsiniz. Videolarımı beğenebilirsiniz. Bunun haricinde de arkadaşlar sizler de benim yeni başlatmış olduğum formatlarda videolarıma konuk olmak isterseniz aşağıda taksicialika.com/başvuru formu diye bir link bıraktım. Oradan bu kardeşinizin videolarına başvurmak için formu doldurabilirsiniz. Kendinize iyi bakın abi. Hoşça kalın, hoşça kalın. Umuyorum keyifle beni izlemişsinizdir. Allah'a emanet olun.